Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Devam babu salatu fenaif. Muhterem kardeşlerim, namazın farzları ya da farizası, farz kılınışı hakkında ve fazileti hakkındaki hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Müellif mübarek diğer mevzularda olduğu gibi namazla alakalı olan mevzularda da kısa kesmiş. Halbuki İslam dininde en önemli bir mesele olan bu namazın faziyetiyle alakalı, cemaatle alakalı, ezanla alakalı, saflarla alakalı, cuma namazıyla alakalı ve diğer küçük meseleleri var. Bunlar da fevkalade önemliler. Bunları madem ki gündeme getiriyoruz, böyle bir derste bitmek içime sinmedi. Sadece bu namaza ait, ileride de daha değişik konular olur mu bilemiyorum. Namaza ait olan bu bölümleri Riyaz-ı Salihinden biraz takviyelemek, biraz desteklemek arzu ettim. Bu konu çok önemlidir. Çünkü bir Müslüman namaz kıldığı zaman diğer ibadetlerini de elhamdülillah seve seve yapar. Ama namazında bir gevşeklik varsa diğer meseleler onu pek ilgilendirmez gibi. Yani o tür faziletler sevap kazanacak noktalar. Mesela bir adam namaz kılmıyorsa onu Kur'an okumanın faziletini anlatmak, Allah'ı zikretmenin faziletini anlatmak, helal lokma yemenin faziletini anlatmak, haccı anlatmak. Bunlar biraz gevşek gelir. Adam namazı kılmıyor çünkü daha. Dolayısıyla namaz üzerinde biraz fazla duralım inşallah. Namazı terk etmenin ne kadar din açısından tehlikeli olduğunu önümüzdeki ders söylemiştik. Hiç namaz kılmama ile küfür ve şirki yaklaştırıyordu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugünkü dersimizde Kur'an'da namazın emri, sünnette de yetiştirebilirsek fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif okuyalım. Allah Celle Celaluhu nasip ederse yarın namazı terk eden kullar hakkında, kılmayan kullar hakkında Kur'an ve sünnette geçen tehlikeli ifadelerin bir kısmını tekrar, bir kısmını orada söylemediklerimiz yeni hadis-i şeriflerini görelim inşallah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in hemen başında Bakara suresinde Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fi. Bu Elif Lam Mim Allah Celle Celaluhu'na ait manasını vardı. Onun hakkında bir şey söylemiyor. Suruh-u Mukat'ta yer yer tefsir derslerimizde bu konuda bilgiler geçmişti. Zalikel Kitabu La Raybe Fi. İşte bu kitaplar ya malum olan kitap Kur'an-ı Kerim. İçerisinde asla şek, şüphe, tereddüt yok. Allah Celle Celaluhu'dan olduğu kesindir ve içerisindeki bütün bilgiler de kesindir. Bir Müslüman bunlara tereddütsüz iman etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini inkar eden ya da onda işte tereddüt geçiren insan Allah'tan burada değil midir? İmana aykırıdır. Allah muhafaza buyursun. Bu Kur'an-ı Kerim'in tamamı Allah kelamıdır, Allah'ın kitabıdır. Şüphe, batıl, ne önünde, ne arkasında, ne sağında, ne solunda gelemez bu kitaba. Hüden lil muttakin. Bu kitap muttakilere Allah'a karşı sevgi ve saygı dolu bir kalple yönelen, ona karşı sorumluluklarını yerine getiren Müslümanlara bir hidayet, bir yol gösterici, bir kılavuzdur. Kimdir bunlar? Ellezine yu'minune bil gayb. Bunlar her şeyden evvel gaybe iman eden insanlar. Yani gözleriyle görmedikleri halde delillerini görürler, şahitlerini görürler. Allah Celle Celaluhu'ya kesinlikle iman ederler. Görmüş gibi iman ederler. Öldükten sonra dirilecek hayata, ahiret gününe, haşre neşre, cennete, cehenneme gözleriyle görmüş gibi kesinlikle iman ederler. Bu gaybe imandan sonra onlar اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ namazını tam ikame eder, kılarlar. Yani bu muttaki kullar kimlerdir? Ayet-i Kerime peş peşe onları söylüyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu'ya iman birinci mesele. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
Sonra وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Bunlar önce Allah'a iman, hemen arkasından namaz kılarlar. Sonra zekat tane verirler. Burada zekat kelimesi geçmiyor da وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ demiyor. Bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan infak ederler. Yani Allah'a imandan sonra ikinci esas hemen Kur'an'ın başında namaz olarak zikrediliyor. Namaz dinimizin gerçekten bu açıdan baktığında dileğidir. Allah Celle Celaluhu وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ buyuruyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Sabırla, dayanmakla, direnmekle, Allah'a güvenmekle yardım talep edin. Başınıza gelip her türlü musibetlerde. Vassalâ bir de namazda. Namazda böyle bir özellik var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gamlandığında, kederliğinde اَلِحْنَا يَا بِلَاءُ derdi. Rahatlat bizi. Ya Bilal, eşelendir. Çünkü sıkıntılı bir insan biiznillah namaz kılar, taze bir abdestle namaz kılarsa sıkıntısı, stresi, bunalımı, can sıkıntısı gider. Bu da bizim için bir böyle müjde olsun inşallah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَعْمُنُوا. Yine böyle bir ayet-i kerime Bakara suresinde cenazelerde hep okuyoruz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَعْمُنُوا اِسْتَعُونُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Namazda Cenab-ı Allah'tan yardım talep edin, sabırla Allah Celle Celaluhu sabredenlerle beraberdir. Yani her halükarda namaz Müslümanlar için büyük bir barınak ve sığınaktır. Namaz kılmak zor gelir inkarcılara, Cenab-ı Allah'a karşı saygısızlara, ama Allah'tan haşyet eden, Allah'a karşı saygılı olan, emirlerine bağlı olanlara öyle değil. Namaz onlar için bir zevk olur. Hakikaten bir zevk. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'in güzel bir sözü var. Bu kafirlere sorarsan bizi hiç keyiften anlamaz, yaşamasını bilmedi insanlar zannederler. Yani yemeklerinde, içmelerinde, evlerinde, evlenmelerinde, işte oyunlarda, eğlencelerinde, bakarsan dış görünüm itibariyle bu Müslümanlar hayattan bir zevk almaz, yaşama sevincini tatmaz zannederler. Oysa bilmiyorlar ki bizim bir namazdan aldığımız zevki dünyada tadamazlar. Bir Müslümanın teheccüde aldığı zevkini, zikrullahta aldığı zevkini nereden tadacak ve bilecekler? وَيَكُلُوا كَمَا تَأْكُلُوا الْاَنْعَامُ. Damarları yediği gibi yerler. Yani tefsir kitaplarına baktığımız zaman bütün adamların himmetleri, amaçları, gayeleri yemek yemek, güzel şerbetler içmek, ev, büyük evlerde oturmak, evin içini eşyayla doldurmak, işte yeryüzünde zevk dedikleri budur yani. Başka bir zevkleri yok bunların. Esas zevk bunlar değildir. Esas zevk maddi zevkler değildir. Esas zevk gönül zevki, kalp zenginliği, maneviyat zevki. Bunu bilmedikleri için öyle zannederler diyor. Müslümanlar da elhamdülillah namazdan çok büyük bir haz-ı zevk alırlar. Onlar Allah Celle Celaluhu'ya kavuşacaklarını ve yevm-i kıyamette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akla hayale gelmez nimetlerini Allah-u Teala'nın kendilerine bahşedeceğine inanmışlardır. Namazı seve seve kılarlar, aşkla kılarlar, zevkle kılarlar. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ehline namazı emret. Yani çocuklar 7 yaşına geldiği zaman namazlarını yavaş yavaş öğret. 10-12 yaşlarına geldiği zaman ikaz et, uyar onları. Bazen kulakları çek kılmazlarsa alışkanlık haline gelsinler. Her gün ben böyle bunları mı takip edeceğim, bıktım usandım deme. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Bunun üzerinde sabırlı olmaya devam et. Dayan, diren, çocuklarını yetiştir, akıbeti çok güzel gelir. Sonra sen o çocuklarını büyüdüklerinde namaz kılar, dinin emirlerine bağlı, Allah'a zevkle, aşkla kulluk ettiklerini gördükçe içi kıvaçla, güneşle dolar, neşelenirsin. Ama şimdi biraz sabret. Bir başka anlamda sen de sabırlı ol yani. Ehline namazı emrederken kendini tembelleme ya. Sen de namazını zamanında, vaktinde kıl ve onlara örnek ol. Vasabir aleyha, üzerinde sabret. Adam öyleymiş, burada zamanı gelince bir kere söylemiştik herhalde yine. Yahu diyormuş, namazı çok seviyor, namaz kılanları çok seviyor. Çocuğu da yetişmiş, namaz kılmasını da istiyor. Bizim çocuğa söyle de namaz kılsın diyormuş. Sen niye söylemiyorsun? Hatta kendi çocuğuna deyince, ya ben söylesem sen niye duymuyorsun diyormuş.
Böyle de olmasın canım, sen de kıl yani. Vasta böyle ya. Eynedir, insan 40 gün derlerdi eskiden, bir de bana 40 günde alakalı bir hadis geçmişti. 40 gün namaz kılarsa derlerdi, namazı devam eden gider. Kıl canım. Ha zor gelse de o zorluğun da bir muhakkak nefisle mücahede, mücadele olduğu için onun da artı bir sevabı vardır. Velhasıl ve hur ehleke biz salati ehline, ailene, çoluğuna, çocuğuna namazı emret, vasfadır aleyha, sen de oraya sabırla kılmaya devam et, emretmeye de devam et. La nes'aluke rizka, senden biz bir rızık istemiyoruz. Rızkınızı Allah kefildir. Kulunun rızkını Allah kefildir, verecek. Namaz rızka mani değildir. Nahnu narzubuk, seni biz rızıklandırıyoruz. Ve akıbetül intakva, akıbet mutlaki kullara ait. Onun için rızkı bahane ederek, işi bahane ederek namazı terk etme. وَاَقِمُوا الصَّلَةِ Namazı dosdoğru, güzelce, farzına, vacibine, sünnetine, müştah hakkına, içindeki, dışındaki şartlarına uyarak, huzur ve huzur ile kıl. اِنَّ الصَّلَةَ تَنْعَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُرْكَ Çünkü namaz insanlardan her türlü çirkinliği, kötülüğü, haramı, günahı ve fuhşiyatı götürür. Bir insan namaza başladı mı böyle günahları olsa bile her gün birisini döker inşallah. Zaman içerisinde tertemiz bir mümin olarak kalır. Korkmak lazım. Yıllardır namaz kıldığı halde hala bu tür kötülüklere devam ediyorsa namazını kontrol etmesi lazım. Ne gibi noksanlıkları var? Allah Celle Celaluhu onu kabul etmiyor mu yoksa? Öyle de inna salata tenha nehyeden yasaklar alıkoyan insanı namazı şüphesiz neyden? Hani fahşa, fuhşiyatla, cinsellikle, ayıplıkla alakalı günahlardan ve mülker her türlü diğer haramlardan, çirkinliklerden, insanın şerefini, haysiyetini, onurunu düşürücü olan düşük işlerden insanı muhafaza eder. Veledikullahi ekber. Allah'ı zikreder en büyüktür. Zikrin de en büyüğü namazdır. Namazda, kıyamda, zaten zikirle Allah-u Ekber diye başlıyor. Kıyam, rükû, secid ve bu esnada okunanlar, söylenenler, tesbihat, dua, selavat, selam. Bunların hepsi zikrin en güzellerinin seçilmiş olarak buraya konmasıdır. Vallahu yâlemu mâ tasnâûn, Allah sizin ne yaptığınızı görüyor. Siz, sizin emrinizi tutarak, emriniz doğrultusunda iş yapan insanları gördüğünüz zaman sever ve bağrınıza basarsınız. Allah Celle Celaluhu sizleri böyle saf saf namaza durmuş görünce bağrına basası gelir. Kapındaki ulvi meleklere gösterir ve övülür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta o melekleri gönder aralarına katar. Bunlar namaz kıldıkları müddetçe ya da zikrettikleri müddetçe aralarında olur. Sonra semaya gider ve Allah Celle Celaluhu hüsnü şehadette bulunurlar. Zikirle ilgili inşallah o hadis-i şerifte gelecek, okuyacağız bunları. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Mü'minun suresinin başı böyle başlıyor. قَدْ hiç şüphesiz ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Mü'minler felah buldu, kurtuldular. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Bunlar namazlarını huşu ile kılarlar. Yani kimin huzurunda durduklarını bilmenin o bilincin, o şuurun haşyetiyle huzurludurlar. Azalarına sahiptirler, gönüllerinde böyle bir saygı vardır, gönülleri yerdedir, sinek kovalamaz, tersilmez, ahuf çekmez, esnemezler. Çünkü fevkaladır böyle bir önemli işin üzerinde ve ulu Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda duruyorlardır. Bunu bilmek onları böyle davranmaya sevk eder. Sonra Allah Celle Celaluhu vellezine umanillahu umurudun işte dinine, dünyasına faydası olmayan boş şeylerden yüz çevirirler, sayıyor, ızlarını muhafız ederler vesaire. En sonunda diyor ki vellezine hum ansalavatihim yuhafizun bunlar namazlarını devamlı kılar, muhafız ederler. Hiç geçirmezler, alamay namazlık yapmazlar yani bir kırıp bir kırmamazlık yapmazlar. Bunun cezasını inşallah belki yarınki dersimizde gelecek. فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ Yazıklar olsun namaz kılanlara. Bazı müfessirlerin dediği gibi cehennemde bir vadi, bir dere yananların kan ve iri vücutlarındaki o sarı sular o vadide dökülür ve kaynar fokur fokur işte oraya da düşüp yanacak olan insanlar için söylenir diyor.
Bu da çok büyük bir felaket. Yani sırada bir ateş değil, ateşle beraber o kanın, o ilinin içerisinde yanmak, bunlar kimlerdir? Namaz kılanlardır. Namaz, nasıl namaz kılıyorlar? فَوَيْلُ لِمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Namazlarından gafil. Namazın ciddiyetin önemini bilmez. Bir kılda bir kılmaz. Kılmazsa umursamaz. Namazın gençliğini aldırmaz. İnsanlarla beraber olursa اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاهُونَ مُرَائِدِينَ Gösteriş için kılarlar. Yani yalnız kaldıklarında kılmaz, Allah için kılmaz ama insanlar görüyor, ayıp olur diye kılarlar. Kendisini de Müslüman göstermek için kılar. Münafık yani. Allah muhafaza buyursun. Namaz fevkalade önemli bir ibadettir. Onun için hafızu ala salavat, namazınıza muhafaza edin, devam edin diyor Allah Celle Celaluhu. Haseten ve salatı usta orta namaz. Bu ikindi namazı denmiş, başka namaz diyenler de olur. İkindi görüşü ağırlıklıdır, önemi. İnsanların tam dünya meşguliyetlerine daldıkları bir anda Allah onları ikaz ederek namaza davet ediyor. Öyle önemli bir saatte namazı geçir diyen insan sahil saatlerde zaten geçirmez elhamdülillah. Namazın ciddiyetini kavramış demektir. وَاُمُّ لِلّٰهِ قَانِمُ Devamlı Allah Celle Celaluhu için hayatınızı yaşayın, buna kurulukta bulunun. Sosyal hayatımızın her anında Allah'ı hesaba katarak yaşayın. Onun helal ve haramına dikkat edin. اَقِمُ صَلَاتَ تَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفَ مِنَ اللَّيْلِ Gündüzün iki tarafında ve gecenin karanlıklarında namaz kıl diyor Allah-u Teala. Beş vakit namazı bize tarif ediyor. Gündüzün ilk tarafı, akşam yatsı, işte gece karanlıkları. Şöyle bir düşünürseniz, gündüz, öğleyle, ikindin gündüzün, gece zaten akşam yatsı namazları, sabah namazları. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّيَّةِ Bütün namaz gibi vesaire hasedene, iyilikle, sevapla, yüzhiple, seyyiat önceden yapılmış olan günahları giderirler. Elhamdülillah. Bir insan günah işledi. Arkasından abdest alıp namaz kıldığı zaman o günahlarını bu namaz bitirir. Abdest ve namaz bahsinde de görmüştük zaten. Namazı tekrar göreceğiz inşallah. Abdest aldığı zaman bir Müslüman vücuduyla yıkadığında abdest azalarıyla işlemiş olduğu günahlar suyla beraber, abdest suyla beraber dökülür giderler. Namazı da günahı döker, onu da yarınki dersimizde göreceğiz. Belki şimdi bir hadis-i şerif okuyabilir miyim bilemiyorum. Bunlar insanları namaz arasındaki küçük günahlarından kurtarırlar. Bu ayet-i kerimenin gelmesinden terasif bir olay var. Medine'de ashabtan bir tanesi tenha bir yerde bir kadın görür, şeytana uyar ve kadını sıkıştırır, öpmeye çalışır. Kadın Allah'tan korkar, o da Allah lafzını duyunca titrer ve koşa koşa Peygamberimize gelir. Ya Resulallah ben böyle bir halt işledim, nasıl temizlenirim? Sus der oradan birisi. Bazı rivayetlerde Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Sus, kendini rezil etme. Allah'a tövbe et, Allah kabul eder. Hayırdır, içime sinmiyor. Ben bundan nasıl temizlendim öğrenmek istiyorum. İşte ashab-ı kiramdaki iman budur. Nasıl olsa öleceğine, ahirette dirileceğine, bundan hesap vereceğine kesinlikle inanıyor ve kurtulman lazım diyor. Böyle gitmemem lazım. İman kuvveti. Efendimiz bu konuda bir şey söylemiyor çünkü bu konuda henüz bir ayet-i kerime inmemişti. مَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى Peygamber kendi havasından, kendi isteğine göre, kendi keyfine göre konuşmaz ki. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُرْعَى Neyi konuşuyorsa o kendisine indirilen vahiy ile konuşur. Ve bu zamana kadar henüz bu konuda bir vahiy inmemiş. Efendimiz şükür buyuruyorlar. Namazı kılıyorlar ve namazdan sonra bu ayet-i kerimeler iniyor. اَقِمُ الصَّلَةَ تَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلُفَ مِنَ اللَّيْلِ Gündüzün iki tarafında ve gecenin zülüflerinde, karanlıklarında namaz kıl. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ Bu tür haseneler, yani abdest almak bir hasenedir, yürüyerek camiye gitmek bir hasenedir, cemaatle namazı kılmak bir hasenedir. Yürüyüpten seyyiat, seyyiyeleri, haramları, günahları, küçük günahları döker elhamdülillah. Büyük günahlarda Müslüman zaten, çünkü dersimizde miydi? Her gün adam öldürecek değiliz de demiştik yani. Büyük günahları Müslüman zaten işlemez. Böyle günahları da Allah Celle Celaluhu döker. Velike
Bu öğüt alanlar için güzel bir öğüt. Dediler ki, ya Resulallah, bu adama mı mahsus, yoksa bu güzellik herkese mi? Herkes dedi Peygamberimiz. Yani ben sizi günah işlemeye teşvik etmişim, olmayayım ama böyle ufak tefek işlediğiniz günahları bu abdestle, bu cemaatle, bu mescide geliş ve gidişler döker inşallah. Biz yine de Allah'ı gücendirmemek için, saygısızlık olmasın diye, yakışmaz diye affolmayacağını bilsek bile o günahları işlemeyelim. Çünkü Allah'ın gazabı büyük ya da küçük bakmaz, bir yerde tecelli ederse mahvoluruz. Affı da öyledir. Büyük sevap, küçük sevaba bakmaz. Bakarsınız küçük bir amelden insanı merhameti de bağışlar. Bunun da örnekleri çoktur. Onun için günahın ya da sevabın büyüklüğüne, küçüklüğüne değil, kime karşı işlendiğine bakarsa insan saygılı olur, ciddi olur. Böyle şeylere cesaret edemez. Allah öyle bir kalp ihsan eylesin bize inşallah. Bediüzzaman Hazretleri güzel bir hikaye anlatır. Faziletiyle alakalı bu hadisi şerifleri belki arasında zikrederek bitirelim mevzumuzu. Bu çok güzel hikayeler. Böyle hakikatleri temsille, hikayeyle anlatıyor. Sözlerin başında, dördüncü, beşinci sözlerde Allah-u Alem namazla alakalı güzel şeyler anlatıyor. Diyor ki, bir temsili hikaye anlatıyor. Ben kendim çok etkilendiğim için cemaatime de anlatmak isterim. Bir zamanlar bir hakim adam, iki hizmetlisine 24 altın verdi. Ve dedi ki, oğlum benim iki ay uzaklıktaki bir mesafede bir çiftliğim var biliyorsunuz. Sizi orada bekliyorum. Alın bu 24 altını. İleride bir istasyon var. Oradan bir bilet alırsınız. Tayyarede kalkar, gemide kalkar, trende kalkar, otobüste kalkar. Parasına göre bilet alıp gidersiniz. Siz orada bekliyorum diyor. Bunlardan bir tanesi talihli bir adamdı. 24 altını aldı. Hem ihtiyaçlarını karşıladı hem de bu arada parasını değerlendirecek yatırım yaptı. Daha fazla kazandı. Ve sahibinin hoşuna gidecek şeyler de aldı diyor. Öbürüne gelince o biraz serseri, kafasına göre takılmaya başladı sahibinden uzak olunca. Kumara verdi, içkiye verdi, eğlenceye verdi, altından gidiyor. Bir tane altını kaldı. Arkadaşı dedi ki, Allah'tan kork, biraz kendini düşün. Bak bir altının kaldı. Eğer bu bir altını da harcarsan kapı yırtarsın. Çünkü sen o iki aylık mesafeyi aç gidemezsin, susuz gidemezsin, yaya gidemezsin. O ormanlarda, o yırtıcı hayvanlarda, o açlıkla nasıl edeceksin? Gel bu bir altını olsun acaba. Bunu da istiyorsan giderim. Belki sahibim hatırına sana bir uçak bileti verirler. Bir öğünde oraya gidiverirsin, kurtulursun. Sahibin de seni hoş karşılar inşallah. Yoksa alam kapı yutarsın diye nasihat etti. Şimdi ne dersiniz diyor. Bu adam bu nasihati dinlemez. O bir altını da harcarsa bu adamda akıl diye bir şey var mı? Soralım sizlere. Soralım, ben bu adamda akıl diye bir şey var mı? Bence yok. Sizce de yok tabii. Bu sözü dinlemesi lazım bu adam. O hakim Allah Celle Celaluhu. O iki kişi, biri mümin, biri kafir. 24 altın bir günün 24 saat. İstasyon mezardır diyor. Amellerimize göre orada uçak bileti gibi hızlı da gidecek, tren gibi, vapur gibi değişik şeyler var. Bir insan o 24 saat içerisinde bir saati hem abdest hem de 5 vakit namaza kafi gelir. 24 saatini kendi keyfine, zevkine harcamış olan bir insan, hiç olmazsa kendisini cennet-i alanda bekleyen, o muhakkak mezara girecek istasyona ve oradan öte bir yolculuk var. Ya rezil kefaze olacak ya da nurla inşallah gidecek yani kendi ameline göre. Hiç olmazsa bu bir altını, yani 24 saatte bir saatini da oyuna, eğlenceye, keyfe verir. Allah için hiçbir şey yapmazsa bu adam aynen demin dediğimiz gibi derinin akılsızın tekidir yani. Hiç olmazsa 24 altından bir altın, 24 saatten bir saatimizi Rabbimize vermeliyiz ki bağırdığımız zaman kusurlarımızı hoş görür. Bağışlar bizi inşallah, ahiretimizde mamur olur.
Bunu terk etmemek lazım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, ne desiniz, sizden birisinin yerini görünce birine iras. Günde 5 defa gidip yıkansa bu adamda terki kalır mı kalmaz ya Resulallah. Aynen öyle dedi. Günde 5 vakit namaz manevi bir nehir gibi insanı yıkar, bütün hatalarını ve günahlarını affı mağfiret ettirir diyor sevgili Peygamberimiz. Mesela zalatil hamsi ke mesel nehrin gamrin. Namazın misali bol bol akan giden bir nehre benzer. Canin ala ba'da ahadikum. Hem de böyle birinizin kapısının önünden akan bir nehir. Yatta silimun hukumu yevmin kavse merrar. Bir insan günde 5 defa namaz ile o nehirde yıkanırsa onda da kir namına, ter namına, koku namına hiçbir şey kalmaz. As-salatul hamsu, 5 vakit namaz. Ve cum'atu ile cum'a, cum'adan cum'aya kılınan cum'a namazları keffaretün, keffarettir. Neye? Lima beyne bunlar ma'lem tuhşet yapayız. Eğer büyük günahlar işlenmezse aralarındaki küçük günahların affına keffarettir. Döker, temizler inşallah. Mâmin ibn-i Müslim, bir Müslüman adam, tahturuhu salatul mektube, farz olan namaz vakti gelmiş, hazır. Fe yuhsünü vudu aha, abdestini güzelce alırsa, ve huşu aha, namazını huşu ile güzelce eda ederse, ve ruku aha, rükûsünü biz diyelim secdesini tadili erkenle göre güzel güzel yaparsa, illa kânem kefârete limâ kabreha minel dünûb, geçmişteki günahlara, işlemiş olduğu günahların hepsine bu güzel namaz kefaret olur. Mualem tuğde kebire, büyük günah işlemedikçe. Ve derike derru kulluhu, bu bütün derece, yani ömrün sonuna kadar böyle devam eder gider. Namaz böyle bir temizleyici, arıtıcıdır. Allah Celle Celaluhu aşkla, şevkle, Efendimiz'in tarih buyurduğu gibi güzel namaz kılmayı hepimize nasibi müyesser eylesin inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.